Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Korona günlerinde yayınlarımıza devam ediyoruz. Birçok kesim etkilendi. Tabii sanat dünyası da çok büyük etkilendi. Sanatseverler etkilendi çünkü mahrum kaldık birçok şeyden olduğu gibi. Şimdi her ne kadar kendisi istemese de ben yine ona öyle hitap etmek istiyorum. Sanatçı, kendi deyimiyle oyuncu Levent Üzümcü ile birlikteyiz. Merhaba Levent. Merhaba Lale, kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Korona yasaklarına uyuyor musun? Neredesin? Ne yapıyorsun? Evde kalıyorum. Evet, korona yasaklarına uyuyorum ama arada bir dışarıya çıkmam gerekiyor. İşte alışveriş yapabilmek için. İşte maskedir, eldivendir, onları takıp dışarıya çıkıyorum. Alışverişimi yapıyorum. Dışarıda çok fazla yaşlı insan olduğunu görüyorum. 60'ın üstünde insan olduğunu görüyorum. Alışveriş yapmasında da dikkatimi çekiyor. Evet, ben İzmir'deyim. Bulunduğum yer İzmir şu an. Ve burada çok sayıda 60 yaşın üzerinde insan sokaklarda. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi anladığım kadarıyla insanların burada alışverişe gidecek kimseleri yok. Böyle bir organizasyon var mı bilmiyorum. Belediyeler ne yapıyor bununla ilgili? Hani ilçe belediyelerini çok bilemiyorum. Büyük şehirler daha çok duyuruyorlar seslerini. Ama şimdi hani İzmir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir'e bağlı yerlerde bir takım etkinliklerini yapıyor örneğin. Ama ilçeler ne durumda onu bilmiyorum. Evet. Buradaki insanların çoğunu pazarda görüyorum. Ben de alışveriş yapmaya çıktığım zaman. Çok acıdır ki çoğu maske takmıyor. Çoğu eldiven kullanmıyor. Hani eldiveni geçtim. Eldiven gene ne bileyim işte elimi ağzıma yüzüme götürmüyorum diyebilir. Eve gidince yıkıyorum diyebilir ama şeyi bilemiyorum, hastalığın nefesle bulaştığını, işte evet. 1 metreden bulaşabildiğini, hatta 7 metre bazı kaynaklara göre bulaşabildiğini söylüyorlar. Çok o kadar çok bilgi var ki etrafta, hangisi doğru hangisi yanlış, güvenilir kaynaklar da çuvallıyorlar. Hani güvenilir olduğunu düşündüğümüz doğru. Kaynaklar da çuvallıyorlar. Bundan doğru. 15 gün önce inandığımız şeyler, doğru diyebildiğimiz şeyler bugün olmuyor. Çok güvendiğin kaynaklardan makaleler okuyorsun, bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorsun. Bakıyorsun ki 15 gün sonra onlar yanlışmış. Ya da yanlış olduğu iddia ediliyor. Hani çok mutluydum ben. Çok seviniyordum artık bilgi cebimizde, bilgi elimizde, istediğimiz bilgiye istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Ne mutlu bize diyordum. Ama şeyi hiç hesap edememişiz. Yani gerçekten iyi niyetli bile olsa insanlar ortalıkta dolaşan bilginin kirliliğini hesap edememişiz. Hele böyle bütün dünyayı ilgilendiren, sanıyorum ki bu anlamda dünyanın gördüğü, en azından yaşayan insanlar bundan daha kötüsünü görmediler. Onu söyleyebilirim. Yani savaştan bahsetmiyorum. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı gibi köklü savaşlardan ya da işte soykırımlardan, işte Srebrenica'da yapılanlardan falan bahsetmiyorum. İnsan dramlarından bahsetmiyorum. Savaş yoluyla yapılandan. Burada görünmeyen bir şey var. Ve çok az insan işte İspanyol gribini görmüş. Hatta bugün bir haber vardı. İspanya'da bir kadın bundan 90 yıl önceki İspanyol gribinden de kurtulmuş. Şimdi koronadan da kurtulmuş. O kadın kanından bir örnek alıp o kan üzerinden deneyler yapılabilir yani insanoğlunun yaradığı için. Evet. Onları görüyorum. İşte dedim ama yani o kadar fazla, o kadar çok karmaşık bilgi. Yani diyorum ya hani profesör Amerika'dan yazıyor, Çin'den yazıyor, Fransa'dan yazıyor, Mısır'dan yazıyor, Rusya'dan yazıyor. Diyorsun ki güvenilir bilgi, bir yayınlıyorsun, hop bakıyorsun 3 gün sonra değişmiş. Anladım. Ama gene de tabii bilim diyoruz hani. Peki şimdi böyle bir ortam var. Türkiye'de bu krizin, yani dünya bu küresel bir şey ama Türkiye'de bu krizin iyi yönetildiğini düşünüyor musun? Bir de tabii işin bu, şimdi sen söyleyince bir anda aklıma geldi. İşte çok önemli yerlerden, çok stratejik yerlerden açıklamalar yapılıyor. Çok güvenilir zannediyorsun. Zaman zaman öyle olmadığını anlıyorsun diye. Bizim Türkiye'de de hem bu süreci yönetme açısından hem de bu Diyanet'in tavrıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi bilim kuruluna üye vermek istiyormuş Diyanet. Ne düşünüyorsun? Valla çok tabii maneviyata hitap ediyor Diyanet. İnsanların manevi yönden bir şekilde rahatlamaları gerekiyor. Ama bu nasıl olur onu bilmiyorum. Mesela işte yatsı namazından sonra ezan okunması
salağa verilmesi acaba o rahatlatıcı bir şey mi? Ama herkes için de aynısı olmayabilir. Doğru. Toplumun her kesimi dindar değil. Bu dindarların içinde dinciler de var. İslamofaşistler de var bunun içinde. Ve dini bütün Müslüman dediğimiz işte son derece dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan insanlar da var. Örneğin ülkede istemiyorlar ekonomilerine bir zarar gelmesini. Bu durum çok ağır bir durum ve ekonomiye nasıl bir zarar vereceğini bilmiyorlar. Örneğin Batı dünyası şeyi ayarlamış durumda. Tamam, sağlık sektöründe korkunç bir durumdalar. İngiltere'si, Amerika'sı korkunç bir durumdalar. Ondan netiz yani. İhtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlıkları yok. Neden biliyor musun Lale? Çünkü hiçbir zaman bu krizi yaşadıklarını hatırlayan insanlara akıl danışmadılar zamanında. Yani 1940'larda, 1950'lerde Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sararken İspanyol gribinden kurtulmuş olan insanların ne gibi ihtiyaçlarının zamanında karşılanamadığını bilmiş olsalardı daha iyi olabilirdi. Ama maalesef unutuldu bazı acılar. İspanyol gribinin dünya üzerinde ne kadar büyük, Avrupa'da ne kadar büyük bir yıkıma yol açtığı, artık onu yaşatacak jenerasyon bittiği için zannediyorlar ki artık böyle bir şey yok. Yalnız evet. 1900'lerin başında yani ilk çeyreğinde yaşanmış korkunç bir sağlık kriziydi. Ve bundan daha fazla insan ölmüştü. Onun için biraz daha akıl çerçevesinde hazırlıklı durması gerekiyordu insanların. Örneğin hatırlar mısın bilmiyorum. Obama'nın ilk seçildiği dönemde o 8 yıl görev yaptı. İlk 4 yılında yaptığı ilk şey sağlık reformuydu. Cumhuriyetçiler çok karşı çıkmışlardı sağlık reformuna. Şu an ne kadar aslında bundan neredeyse 8 işte 12 yıl önce ne kadar önemli bir şey yaptığının bir göstergesi Obama'nın ya da 10 yıl önce. Evet. Neyse. Yani çok önemli bir şey yapmış adam ve şu an Amerika bunu fark ediyor. İnsanların sağlık sigortalarının olmaması halinde devletin onlara sağlık sigortası, sağlık hizmeti verebilmesi de çok önemli. Ama gördüğüm kadarıyla eğer sağlık şeyimiz bu kadar gelişmemişse, sağlık imkanlarımız bu kadar gelişmediyse ne yapalım diyorlar. Onlar evet. da şöyle diyorlar. Abi ne yapalım? 100 bin, 200 bin kişi ölecekse ekonomimize bir zarar gelmesin. Ölenler de ölsün. Zaten çoğunluğu yaşlı. Zaten bir üretimleri de yok. Ölüyorsa da ölsün artık noktasına gelmiş durumdalar. Bundan kapitalizmin bir şey öğrenebileceğini zannetmiyorum ben Lale. Evet. İnsanlar artık dünya eskisi gibi olmayacak. Artık dünya şöyle bir şey olmayacak. Olmayacaksa da dünya eskisi gibi kapitalizmin bundan bir şey öğrenememesi nedeniyle olmayacak. Yok yani başaramayacak. Bir ders almayacak yani. Almayacak. Alma ihtimalini görmüyorum ben. Kapitalizm öyle bir sistem değil. Yani kapitalizm kendine yontar her zaman sistemi. Bundan kapitalizm ne kazanır diye bakar. Tabii dünya üzerinde asgari müşterekleri sağlayamadığımız için Lale, dünyadaki ülkelerden bahsediyorum. Yani Amerika'dan işte en yakınları bunlar bir parça İskandinav ülkeleri sanıyorum. Asgari müşterekleri Kuzey Avrupa daha fazla yakalayabiliyor. Yani işte ücretli eğitim yok. Ücretli sağlık hizmeti yok. Ve herkes için bunlar eşit oranda veriliyor. Eğer şu an İsveç hükümeti ya da Norveç hükümeti hastanelerinin halkı için yetersiz olduğunu düşünürse yeni hastane açar. Yeterli yatak sağlar. Solunum cihazını ayarlar. Yani bundan sonra bundan bir ders çıkartarak ilerleyeceklerdir. Bundan ders çıkartabilmek için de toplumun genel yapısının, toplumun genel aile içi eğitiminin yüksekte olması gerekiyor. Okul eğitiminden değil kastım, aile içi. Evet. Yani insan hayatına değer veren, bir insanın sosyal ya da siyasal görüşü ne olursa olsun, dini mezhebi ne olursa olsun, insan olarak değerli olduğunu düşünen kitlelerin böyle şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gibi herkesin bir tarafa dağıldığı, 4-5 başlı kutuplaşmanın olduğu, herkesin birbirine her gün düşman edildiği bir noktada bir şey yapamazsınız. Bir noktada ilerleyemezsiniz. Birisi hepimiz kardeşiz derken birisi sen benim kardeşim değilsin diyor. Çünkü gerçekten kardeş gibi davranmıyor insanlar birbirine. Sen de çok net görüyorsundur toplumda bir güler yüze çok hasret kaldı. Evet, çok. Trafikte insanlar gergin, sokakta insanlar gergin.
bir halk gülüyorsa gülmektir der ya Edip Cansever. Hmm. Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Hiç benzemiyoruz Lale. Çok korkunç bir yere doğru gittik. Çünkü her gün işte yüksek yüksek mevkilerden insanlar kutuplaşmaya doğru itiyorlar. Düşünsene ben 16 milyonun başkanıyım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hepinizin başkanıyım diyor. Bana oy verin vermeyelim diyor. Televizyona birileri çıkıp diyor ki o kayak tatiline gitti o benim başkanım değil. Ya evet. Bunu yapmak için fırsat bekliyorlar. Yani birisi de çıkıp demiyor ki mesela işte o bir hırsız, o benim belediye başkanım değil diyemiyor değil. Mesela. Kayak tatiline gitti diyor. Öbürü diyor ki o hırsız. Öbürü diyor ama yani herkes sevmediğini daha çok sevmemek için bir takım nedenlerin arkasına saklanıyor. Ve sağ olsun bunu yöneten, bizi yöneten insanlar da, bizim oyumuzla seçilmiş bizi yöneten insanlar da bunun yapılabilmesi için son derece elverişli ortamlar yaratıyorlar. Halkı yani tamam diyor, sen beni seviyor musun diyor. Seviyorum. Ben ne yaparsam kabul mü? Kabul. Sen ne de, ben ne dersem inanacak mısın? İnanacağım diyor. Böyle bir sistem içerisinde yahu benim gördüğümü sen nasıl görmüyorsun dediğin zaman da insanlar ayrışıyorlar artık. Benim seninle işim olmaz arkadaş diyor. Hepimiz aynı gemideyiz hikayesi var ya. Şimdi evet. Titanic filmini hatırlıyor muyuz? Hani gişe rekorları kıran, senin benim jenerasyonun çok iyi hatırladığı Titanic filmini. Evet, neydi o evet. Silah mevzu? Hatırlar mısın? Herkes aynı gemideydi. Evet. Ama kimisi yukarıda lüks kamerada oturuyordu. Kimisi aşağıda kazan dairesindeydi. Evet. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum sana? Tamam hepimiz aynı gemideyiz ama o geminin ne rotasını belirleyebilen biliyorum. Rotasını belirleyemiyorum. Herkesle aynı haklara sahip değilim. Geminin içindeki herkesten bahsediyorum. Örneğin gemide lüks kamerada oturan biri öksürdüğü zaman onun şak diye yanına doktor giderken biz aşağıda oturanlar, kazan dairesinde oturanlar öksürdüğümüz zaman topluca ölüyoruz. Gibi. Aslında birbirimize bulaştırarak. Herkes kaptanın masasına oturamıyor. Herkes o restorana bile çıkamıyor. Ama ne oldu? Hepimiz aynı gemide gidiyoruz. Rotayı belirleyemiyorum. Gemideki herkesle aynı haklara sahip değilim. Çıkıp güvertede güneşlenemiyorum bile. Ama biz aynı gemideyiz. Ama ben aynı geminin mahkumuyum. Hemen işte bu noktada ne oluyor? Bir takım yarım akıllılar gelip diyorlar ki git o zaman başka gemiye. Bir dakika şimdi yani. İşte bu nokta insanların birbirlerini sürekli başka bir gemiye doğru yönlendirme İtmesin. Noktası da hiçbirimizin aynı gemide olmadığını gösteriyor aslında. Ya da doğru. Aynı gemide olan insanların hiçbirbiriyle bir alakası olmadığını gösteriyor. Düşünsene aynı geminin içinde olan insanların asgari müştereklerde anlaşıyor olması lazım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkemi çok seviyorum. Ve bunun için elimden geleni de yapıyorum. Üretiyorum, sanat üretiyorum. Oyunu üretiyorum. Türkiye'nin gidebildiğim, izin verilen her yerine sanat götürmeye çalışıyorum. Ama işte bir tane çomar internet üzerinden goy goy yapmak için birilerinden maaş alan birileri o vatanını benim gibi sevmediğini, benim vatanımı sevmediğimi iddia ediyor. Ve bir grup çomarı da peşine toplayıp 5000 kişilik bir şeyle bunu rahatlıkla yaparsın. Sanıyorum sayıları 20 bini bulmuştur bu çomarların. 20 bin tane çomar toplanıyor. Birini intihara bile sürükleyebilirler. Rahatlıkla. Yani doğru. Çok kötü şeyler. Toplanıp üstüne üşüşü veriyorlar. Linç yapmaya çalışıyorlar. Onların istediği gibi. Ve bir grup insan da, internet üzerinde yaşayan bir grup insan da şunu fark ediyor ki Türkiye'nin bunlar bir gerçeği. Hayır değiller. İnan bana AKP'ye oy atan insanlar bile bu insanlar gibi değiller. Çünkü bunlar bir grup işte böyle kuduz köpek gibi etrafı saldıran insan. Bunu yapmak için maaş alan insanlar. Ve ne kadar çok AKP seçmenini şey yaparlarsa eğer domine ederlerse o derecede şanslı olduklarını. Ya dün paylaştım Mehmetcan arkadaşımızın yapmış olduğu bir şeyi, bir araştırma yapmış işte Ekrem İmamoğlu'na takmış durumdalar ya kafayı. Evet. Şey olarak görüyorlar. Onun işte bir açığını yakalamışlar kendilerince. Onu büyütmeye çalışıyorlar. Bir de motto bulmuşlar işte. Hashtag bulmuşlar. Hmm. Onun üzerinden yürüyorlar falan. Ama Mehmetcan araştırmış ve onu da söyleyeyim, bot hesaplar üzerinden, sahte hesaplar üzerinden. İşte bir kişinin 50 tane hesabı var. Ve aslında bütün hikaye onu yaymanın. Bir merkezi kafadan o çıkıyor. Bunu yayıyorlar. Yaydıkları şeyde gelen ilgiye göre para kazanıyorlar.
Değil mi? Böyle bir durum var. Ya, evet. Utanç duyuyorum ben. Yani evet. Gezi direnişi sırasında meclisteki işte AKP'nin stepnesi olan partinin milletvekillerinin çocukları vardı çadırlarda mesela. Hmm, Hatırlıyorum işte ne bileyim polis çocukları vardı mesela gezi direnişi sırasında. Ve çok daha ilgincini söyleyeceğim. Oraya gelip gezi direnişine destek verip akşam bunlar vatan haini diye yazı yazarak bundan para kazananlar da var. Ne günler ya. Yani hiçbir ülkenin yaşayamayacağı şeyleri yaşadık. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Yani. Ben tabii evet. Ankara'da elinde mikrofonlu kuğulu parkta insanların arasında dolaşırken biz de orada bunları yaşadık mesela. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi geziciler vatan hainidir. Çünkü onlar işte devleti seçilmiş hükümeti yıkmaya çalıştılar falan filan gibi. Herhalde diyorlar. Yani o insanlar oraya niye gittiler falan filan. Hiç onların derdi değil. Umurunda değil. Koymuşlar. 20 bin tane kişiye para veriyorsun. Onlar da vatan hainlerinin listesini, menüsünü çıkarıyorlar. Bugün buna, yarın buna saldıralım. Hemen bir korku imparatorluğu yaratalım. Yaratalım. Demiyorlar ki yani arkadaş insanların paraya ihtiyacı var. Twitter üzerinde insanlar bağır bağır bağırıyorlar. İki tane çocuğum aç, kiramı veremiyorum. İşimden oldum, ev sahibimi aradım, durumumun çok zor olduğunu söyledim. Geçmiş olsun dedi ama kirayı almaya devam ediyor. Covid'den kurtulmuş A pozitif, sıfır negatif kana ihtiyacım var. Bundan var mı? Dağ gibi insanlar ölüyorlar. Takımlar taraftarlarını kaybediyor, bunun acısını yaşıyorlar. Görüyoruz, internet bunlarla dolu. Peki biz bu insanlara acaba konut kredilerini azaltarak mı yardım edebiliriz? Biz bu insanlara ulaşım vergilerini azaltarak mı yardım edebiliriz? Biz 2 gün önce 20 yaş altı sokağa çıkmayacak dediklerinin ertesi gününe aradan 8 saat geçmeden ama çalışanlar çıkabilire getirdik. Yani çocuk işçiler çalışabilire getirdik. Oto tamirhanelerinde evet. Çalışan çocuk işçiler evet oraya gidebilirler, onlar çalışabilirler. Bir belgeleri varsa ellerinde onlara bir şeyimiz yok. Yani kim evde oturacak? Kimler evde oturmalı? Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyorsun. Sokağa çıkma yasağını ilan etmek isteyenler vatan hainidir. İç savaş çıkartmaya çalışıyorlar diyor. Arkadaş, diyorlar. Siz nerede yaşadınız? Hangi anneler doğurdu sizi? Yani nasıl bir aile içi eğitim aldınız siz? İnsan hayatından bahsediyoruz. Ve bunu yazan şahıslar evlerinde oturup köşelerinden yazıyorlar bunu. Ahkamlar diyorlar. Ya arkadaş peki sen niye evde oturuyorsun diye sormazlar mı sana? Evet. Evde oturup bunları yazmak için sana kim neden para veriyor? Ne yaratmaya çalışıyorsunuz? Neden iç savaş çıkartalım? Manyak mıyız biz? Millet canıyla hesaplaşıyor. Ne demektir 60 kişi toplanıp otobüse binip de eylem yapmak otobüste? Bak fotoğraf çekip de yalan haber yapmak. Pazar sabahı 6'da oluyor bu. Pazar sabahı. Buram buram komplo kokuyor yani. Ayıp değil mi? Ne geçecek elinizde bunu yaparak? Hakikaten. Yok efendim, yani bu topluma iyilik yapmak isteyen kim varsa karşısına evet. Geçen 20 bin tane maaşlı adamı Türkiye'nin gerçeği sanmak gibi bir şeyin içindeyiz. Yanılsamanın içindeyiz. Evet. Buradan bizi izleyen bütün can insanlara sesleniyorum. Gerçekten. 20 bin tane çomarın esiri olmayın. Onların lincine hiç prim vermeyin. Hiç yapmayın yani. Onların peşine takılan bir takım AKP'liler de olabilirler. Onlara oy atmış. Hani artık onlar da bunu bir gerçek zannediyorlar. Peşlerine takılıyor. Böyle bir gerçek. Herhalde. Evet, evet. Bakın şunu söyleyeceğim size. Yani buradan izleyen herkese. Yani İstanbul gibi bir belediye başkanlığının farkı 807 bindir. Bugün 807 bin oy fark yemiş bir partiden bahsediyoruz. Evet. Bu ülkenin 40 milyonunu o kelime oyunlarıyla aşağılamaya çalıştığınız Cumhuriyet Kur'an Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları yönetiyorlar. Ama sağcıdır ama solcudur. Ben bunu bilmiyorum. Bunun hesabının peşinde değilim. Ama bu insanların 5 kuruşta gözü olmadığını görüyorum. Türkiye'yi yemiş iliğine kemiğine kadar sömürmüş insanları o iliğine kemiğine kadar sömürmüş oldukları paralardan küçük paralarla besledikleri çomarlar belirleyemezler internet üzerinden Türkiye'nin geleceğini. Bunlara hiç kimsenin kanmamasını isterim ben. Bu kadarını söyleyebilirim. Yani bunun önemli olduğu için
önemli çok bulduğum çok için. Evet, çok önemli noktalara değindin Levent. Hani bundan bir ders çıkarabilecek miyiz? Ama işte dünyanın diğer ülkelerine bakıyorsunuz, sağlık orduları bu olayı yenmeye çalışıyor. Bizde de bir hedef gösterme yok efendim, sokağa çıkma yasağı isteyenler vatan haindir, şudur budur. Aslında geçmişte yaşadıklarımızın benzerlerini tabii bu ortamda, daha şeffaf bir ortam tabii, çok kırılgan bir ortam, çok daha net görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben de aileye sevgiler, selamlar herkese. Çok teşekkürler. Aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz. Hemen görüşmek üzere.